Merhaba değerli izleyicilerim. Ben Şeref Alkan. Çiftçi TV'de Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra tekrar araziye çıktık. Bugün Anadolu'dayız. Anadolu'da neredeyiz biliyor musunuz? Bozkırlardayız. Yani Yalova'dayız. Yalova'nın Anadolu'sundayız diyelim, Bozkırlarında diyelim. Çünkü burası hakikaten İç Anadolu'yu da andıran bir mekan, arazi şartları. Hava da bugün çok soğuk. Biz program çekmeye giderken burada köpekleri gördük, çoban arkadaşlarımızı gördük ve uğrayalım onlarla sohbetler edelim dedik. Bugün burada bir program çekme şansımız oldu. Spontane gelişen bir olaydı aslında. Ben indim arabadan köpekleri görünce baktım. Güzel de köpekleri var. Arkadaşlarla biraz sohbet edelim dedik. Onlar benim bugün konuğum oldular. İsim neydi? Mustafa Soy isim? Tosun. Mustafa Tosun. Senin neydi arkadaşın? Oktay Korkmaz. Oktay Korkmaz. Evet, Oktay Korkmaz kardeşimle birlikte ve Mustafa Tosun abimle birlikteyiz. Onlarla bakalım bugün sohbetler edelim. Köpeklerinin neler yaptıklarını konuşalım. Köpeksiz oluyor mu, olmuyor mu? Köpek onlar için nedir? Kangal nedir? Kangal'ın hangi köpek merakları ne kadardır? Hangi modellerini kullanıyorlar? Ne kullandıklarını biliyorlar mı? Onları soracağız onlara. Bugün onlarla sohbet edeceğiz. Köpekleri biraz görsellemeye çalışırız buradaki hareketlerini. Bakalım öyle bir sohbette devam edelim. Mustafa abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor işleriniz? İyi gidiyor. Ne kadar iyi gidiyor? Az mı çok mu? Normal. Normal. Evet. Mustafa abi, biz bugün geldik, size konuk olduk burada. Evet. Çobanlık yapıyorsun herhalde. Evet. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsun Mustafa abi? 40 seneden beri yapıyorum. 40 seneden beri. Yaş kaç? 51. 51 hiç göstermiyorsun abi. Doğadan, çobanlıktan, temiz havadan. İçki sigara yok. İçki sigara yok. Bütün gün dert yok, Sigara tasa da var. yoktur sende. Dert yok. Yok değil mi? Hiç Yok, dünya umurunda değil değil mi senin? Dünya umurunda değil. Ya ama ne güzel. Bak işte adamın dünya umurunda değil. Çobanlığını yapıyor. Akşam hayvanları şeye götürüyor. Dama kapatıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Harika bir derecede hayatını yaşıyor. Dünyada umurunda değil. Sütünden faydalanıyor, etinden faydalanıyor. Yediği önünde, yemediği arkasında Mustafa abinin dertsiz tasasız bir hayat. Her şey ekonomi değil, her şey hedef değil aslında. Keşke biz de onlar gibi olabilsek diye düşünüyorum ben. Uzun zamandan beri de bu çerçevede kendime yön belirlemeye çalışıyorum. Yani ekonomik hedeflerden uzaklaşmaya çalışıyorum. Var olanla yetinmeye ama huzurlu, güzel bir hayat, bundan sonraki yaşam standartlarında şekillensin istiyorum. Çünkü ben takribi 50 yaşa dayandı, 48 yaşındayım. Ve ciddi anlamda bir performansla hayat yaşadık. Hep hedef, hep hedef, 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 hedef. Bu hedefler bizi çok yordu ve yıprattı. Hakikaten Mustafa abiye bakıyorum. Mustafa abi bugün takribi yani 35 yaşında gibi duruyor adam. Gerçekten 35 yaşında gibi duruyor. Mustafa abi. Evet. 40 senedir çobanlık yapıyorsun. Evet. Aman. Köpeksiz olduğun oldu mu? Veya köpek kullanmadığın dönemler oldu mu? Hani dersin ki Şeref ben de 3 senedir 5 senedir var köpek dersin ne bileyim ben köpeksiz geçti burada köpeğe ihtiyaç yoktu ne veya kaç senedir köpeğin var köpeğe merakın nedir? Köpeğim devamlı var. Benim 40 seneden beri kendim bildiğim beri devamlı kullanıyorum. 40 seneden beri köpeğin var. Evet. Ne tür köpekler baktın? Yani arazide tabii ki çoban köpekleri de yani iyi köpeklerim oldu mu? Kötü köpeklerin oldu mu? Sıradan köpeklerle mi devam Kötü ettin? de oldu, iyi de oldu. Ama bu köpeklerim çok güzel. Şimdikiler mi? Evet, domuz olsun, çakal, kurt, tilki. Bu bölgede domuz, çakal var mı? Kurt Var, var mı? var. Yalova'da. Evet. Hakikaten.
Var var. Yalova'da kurt var. Var. Burada orman yok, herhangi bir şey yok. Köpekler, şey, domuzları, kurtlar dağdan indiriyor buraya. Kurtları indiriyor, domuzları. Ha, domuzları indiriyor kurtlar. Evet, evet. Domuz o zaman buraya basıyor o zaman. Domuz şu anda şu bu ormanlarda işte yaşıyor. Bu baraj var bizim. Bu barajın bazılarında pastıranlık, o pis yerlerde yaşıyorlar. Peki domuz sana zararı var mı koyuna? Yok, domuzun bir zararı yok bize. Köpeğin de domuzla işi olmamız o zaman. Gidiyor, köpeklerimiz diye de bunu kesti hatta, bunu kesmişti. Onun suratında façalar var biraz. Evet, onu bayağı bir façası karnından, var. Karnından kesmiştim. Kaç köpek var şu anda burada? Şu anda 5, 6 tane var. 6 tane köpek. Birisi av köpeği. Ne onun cinsi? Barak. Barak. Barak hangi milletin köpeği, hangi ülkenin köpeği, hangi ırkın köpeği? Türk köpeği midir Barak? Türk köpeği Barak ya. Barak Türk köpeği. Evet. Evet. Avcı mıdır, tavşancı mıdır? Tavşan, çakal hepsini yapıyor. Hepsini yapar. Evet. Senin Barak'ın burada iş yapıyor mu? Yapıyor. Ne yapıyor? Benim Barak'ım burada tavuklar var, onları kolluyor. Ne? Tavukları kolluyor. Tilki, kolluyor. Çakal. Evet. Ha, kolluyor. Ben de kovalıyor anladım. Yok. Yani mandıranın yanlarına yabani tilki, çakal sokmuyor. Merada olsun koyunları mesela, çakal falan sokmuyor. Çakal koyuna gelir değil mi? Geliyor. Gelir, alır mı kurt gibi? Alıyor da bizden almadı. Bizim çevremizden çok aldı. Ha. Bizden şu anda yani köpekleri met etmiyor ama bu sene mesela çevre köylerden aldı Yalavan. Bizden ta almadı hiç. Yanaşamıyor yani bize. Şimdi elindeki köpeklerin 5 tanesi mi çoban köpeği? Evet. Yok. Peki bunlar orijinal Kangal mı? Nedir Mustafa abi? Orijinal değil, kırma. Nereden biliyorsun kırma olduğunu? Babası Kangal'dı, annesi normal dişiydi. Oradan kırma diyoruz biz. Oradan kırma diyor. Evet. Peki şu köpeğimiz sence Kangal mı? Nedir bu? Vallahi bu Karayaka diye bakıyoruz biz. Karayaka. Evet. Nereden anladın Karayaka olduğunu ki? Tip olarak öyle gözüküyor. Tip. Karayaka'nın tipi nasıl oluyor Mustafa abi? Ya boz olur, bu renkte olur, biraz tüylü olur. Karayaka diye söylediği Mustafa abinin aslında halk arasında tiger desenli yan taraflarında vücut çizgili şey gibi, kaplan gibi çizgili olan modeller vardır. Onlara halk arasında Karayaka deniyor aslında. Bu Karayaka falan değil. Bu normal bir sürü köpeği, Kangal köpeği tarzında bir köpek. Aslında güzel de bir köpek. Zaten arabadan inerken bu dikkatimi çekti benim ilk defa. Köpek iş yapacak bir köpek. Tam arazide iş yapacak, randıman alınacak, bekçilik yapacak, boğuşabilecek bir tip. Pek geri vitesi olacak bir tipe benzemiyor. Zaten hayvanın 3 aşağı 5 yukarı suratından, yüz ifadesinden, bakış ifadesinden, bakışlarından, bakışlardaki ifadeden bir köpeğin ne kadar iş yapabileceğini, hangi karaktere sahip olduğunu, cesaretini ve otoritesini hissedebiliyorsunuz. Duygularını, duygu gücünü, itaat gücünü hissedebiliyorsunuz. Ben o köpeği gördüğümde güzel bir köpek diye söylemledim. İndim baktığımda da hakikaten güzel bir köpekti. Biraz yakından alır mısın Kenancığım köpeği yüz ifadesini? İnsan görmemiş bir köpek değil mi? Evet, mandıraya zaten giremezsin. Biz olmadan sokmaz sizi. Adamcılığı var mı? İnsana saldırı yani, öyle kendini sevdirmez. Sevdirmez. Şey, Mustafa mıydı? Oktay. Oktay. Mustafa. Oktay seviyor mu? Oktay seviyor. Ben pek sevmiyorum. Ben Merada hep oynuyorum ya. Sen mi oynuyorsun onunla? Evet. Sen de Oktay uzun yıllardır çobanlık mı yapıyorsun? 10 seneden beri yapıyor da. Evet. 10 seneden beri sen de çobansın. Evet. Yaş kaç? 21'im. 21. Evet, ha, sen de küçüklükten beri okumadın mı? Okudu 8'den yani. Sonra okumadım ya. 8 dediğin gidiyor 5, gene 3, gidiyor. Orta 3 mi oluyor? Siz baba oğul musunuz yoksa? Yok yok, değil. Değil. Aynı köyden.
Aynı hani köyden. Şu an okumadın. Çobanlık, evet. Hep çobanlık mı yaparsın? Evet. Doğduğumuzdan beri aynı. Devam. Seviyor musun köpekleri? Evet. Köpeklerimizi seviyoruz ya. Peki en çok şuradaki hangi köpeği seviyorsun? En çok bunu seviyorum ben. Ne onun ismi? Duman. Duman. Evet. Duman ne iş yapar? Nasıl bir köpek? Bana anlatır mısın biraz? İyi köpek. İzleyicilerimize anlatır mısın Duman'ı? Koyunlara meraklı. Yani hayvanlara şey yapıyor. Yani çoban gibi yani şey yapar yani çevirme yapar. Ne yapar bana? Hakikaten samimi söyleyeyim yani. Bu köpek gününü nasıl geçiriyor? Ne işler yapıyor? Neye yani, dikkat ediyor? Şimdi yani hayvanı yani tilkiden şeyden yani kovalıyor yani. Yani yabancı hayvanları yaklaştırmıyor. İnsan olsun, yabancı köpek olsun yaklaştırmıyor. Peki geceleyin nasıl bir konumda? Geceleyin ağılda mı duruyor hayvanlar? Mandırada. Evet. Sizin, evet. Sizin ağıla mandıra diyorsunuz herhalde mandıra. Burada. Evet. Mandıra ağıla mı diyorsunuz mandıraya diye? Evet. Mandıra benim bildiğim süt ürünlerinin üretildiği yani, ocağa mandıra anladım, diyoruz biz. Anladım, onu da biliyorum da biz kışla diyoruz, mandıra diyoruz öyle. Ha siz mandıra diyorsunuz. Evet. Ben de deminden beri mandıra diyor Mustafa abi, mandıra diyor, mandırayı şey olarak algılıyorum. Süt ocağı, yoğurthane, peynirhane yani ocak, fabrika tarzı bir yer olarak algılıyorum. Mandıra mandıra dedikçe demek ki Yalova bölgesinde... Ağır derler, kışla derler bizde. Ağıl. Evet. Ağıl, saya. Evet, Balıkesir yöresinde de benim olduğum yörede de saya evet, diyorlar. Biliyorum. Saya. Koyun sayası. Evet. Koyun ağılı gibi. Ben mandıra dedikçe Allah Allah diyorum. Mandıra mandıra. Şimdi çözdük olayı. Ağılda nerede yatar bu? Uzakta mı yatar? Yakında mı yatar mesela? Yani kışlanın yanında yatar, kapısında yatar. Yani çoğunlukla kapısının yanında yatar. Yağmur da yağsa, kış da yağsa yatar yani. Peki. Şurada... 5 tane köpeğimiz hepsi bir yerde olmaz. Kıştan her bir tarafında yatarlar. Evet. Nasıl yani? Bana bir anlatır mısın onu ya? Ya mesela koyunun girişinde bir tanesi yatar. Biri uç tarafında yatar. Biri kışlar bizim ayrı ayrı mandalar. Yani 3 tanesi orada yatar, 3 tanesi yukarıda öyle. Senin köpekler öyle yatıyor mu peki? O işi yapıyor mu? Öyle dağılıyorlar mı? Görev bölüm yapıyorlar mı? Bununla o temin gördüğünüz o sürüye bakıyor. Hangisi? Ufaklık mı? Bununla ufaklık. Bunlar da bu büyük olan karabaşlar o büyük sürüye bakıyor. Bu sürüye bakıyor onlar da. Hayır hayır. Mandıra'da, ağılda görev dağılımları nasıl yapıyorlar? Yani birisi kapıda yatıyor, birisi açıkta yatıyor, birisi koyunun içinde yatıyor. Ne yapıyorlar? Geceleyin, geceden bahsediyorsun. Ya gece işte hepsi ayrı ayrı, kışları... Hepsi koydu. Gidip bir yerde yatmaz mı? Yatmaz, bir yerde yatmazlar. Bir şey olursa o zaman toplanıyorlar. He. Yani hepsi hayvan, dışarıda hangi hayvanla gelirse onun başına dururlar. Yani gidip hepsi bir yerde oturup öyle, yok, öyle yat uyuyor. Yatmazlar. Değişik değişik yerlerde. Evet. Kimi ağılda, kimi arkada, kimi içinde, kimi etrafta. Evet. Peki, ağılın uzağında, 100-200 metre uzağında konuşlanan gece oradan daha yakına yaklaşmayan var mı işlerinde? Var. Hangisi yapıyor onu? O büyük karabaş var. Bir de annesi, o yaşlı. Ha, ne yapıyor onlar? Ya mesela mandara burada, o 100 metre böyle açıkta yatar. Neden? Hiç gelmez mi? Her gece öyle mi yatar? Şimdi oradan bir domuz, çakal nereden geçiyor? O biliyor aslında. Devamlı o aynı bekçi gibi orada devamlı orada kalıyor. Aa, orayı bellemiş o, kafayı orayı yazmış. Orayı bellemiş, o domuzlar geçtiği zaman devamlı orada yoruluyor. O görevi o üstlenmiş. Ben diyor burada takılayım diyor. Siz diyor orada takılın. Evet. Herkes görev bölümü yapıyor yani. Evet. Evet. Bunu karnını mı domuz yarmıştı? Bunu yardı. O karabaşın da yardı. Nerede? Orada yatıyor. Yatıyor. Ama gene gidiyorlar yani karnını yarmış, bacağını yarmış gene gidiyor domuza. Peki domuz yardığında nasıl bir tedavi uyguladınız? Ne kadar yarmış? Çok yani yarmadı. Bir böyle 1-2 santim şöyle. Ha 1-2 santim. 7-8 santim çizdi. Domuz taktığı zaman komple karnını da ciğerlerini de sökebilir onu. Sökebilirdi ama ben o arada silah attım ben. He. O arada Osman işte kaçtı. Köpek de Osman gene peşine gitti. Evet. Peki yaralan yeri neyle tedavi ettin? Nasıl geçti? Kendi kendine mi geçti? Kendi kendine geçti. Hiçbir şey yapmadın mı? Hava serindi. Sıcak olsaydı fısıl sıkıyor da. He. Hava serindi o zaman onun için pek şey yapmadık. Hiç ellemedik. Bir kere elimizle sıktık, bir daha elemedik. Enfeksiyon kapabilir, sıkıntı olabilir. Yok olmadı, olmadı. Evet. Şimdi onu, o ismi neydi bu köpeğin? Duman. Ha Duman, pardon.
Duman değerli izleyiciler, Duman büyük bir köpek değil ama iş yapacak köpek, sürüde iş yapacak köpek. Hakikaten karakteristik olarak karakter bakımından cesaretli bir köpek benim gördüğüm kadarıyla, bakış ve ifadelerinden anladığım kadarıyla. İnsanlar hep kangalları devasa, büyük, eşek gibi hayvanlar olarak affedersiniz algılıyor ya veya öyle köpekler istiyorlar. Ben bugün sürü sahibi olsam, dağlarda çobanlık yapsam beni tercih edeceğim köpek tarzları bu köpeklerdir. Samimi söylüyorum. Yani öyle büyük, devasa hayvanları tercih etmem. Karakter olarak da size bir şey söyleyeyim ben. Değerli izleyicilerim olarak size söylüyorum. Dipnot olarak söylüyorum. Bu tarz köpekler karakter olarak o büyük, iri hayvanlardan daha güçlü, daha sadakatli, daha cesaretli hayvanlar. Ve çok daha iyi boğuşabiliyorlar. Hakikaten bu benim tecrübelerimdir. Yani köpeğin boyuna bakma. Köpek 75-80 santimdir ama bir çene vardır, azı vardır köpekte, diş vardır. Sıktığı yeri hayatta bırakmaz. Kelepçeler ve yırtar, acıtır, bastırır, bağırttırır. Yani 60-70 santimlik köpeğin kocaman kocaman köpekleri bağırttırabilecek güçte olduklarını unutmayın. Evet, büyük köpekler fiziksel olarak iridir, kuvveti de belki ama o küçük köpeklerin, şu tarz köpeklerin dişini yediği zaman inanın çoğusu bağırıyor. Şimdi Erol, Oktay pardon. Salalım Duman'ı, hayvan huzursuz olmasın. Tamam. Gitsin geçsin o. Hadi Duman, yürü. Geçsin. Yürü. Ondan hadi sonra şu köpekten de bahsedelim biraz. Hadi yürü. Yürü. Hadi koyunlara, yürü. Hadi oğlum. Şu köpek nedir? Mustafa abi. Bu kangal kırması bu. Bu. Kırma. O nasıl bir köpektir? O ne iş yapar? Bu da işte koyun köpeği. He. Bu da yabani çok güzel. Yaşlı ama yabani çok güzel. Kaç yaşında? 7 yaşında. 7 yaş çok yaşlı değil. 8'e girecek. Çok yaşlı değil. Evet. Duman kuyruğu kıvırdı ve görüntü güzelleşti. Burada ürken hayvan bakın orada ne kadar güzel oldu. Duman. Mustafa abi. Evet. Şuraya doğru yürüyelim de. Şu şeye bakalım be. Şu ufak harika köpek. Benim ilk geldiğimde gözüme çarpanlardan biri de oydu. Hadi Duman. Yürü. Hadi kalk. Duman bir şey yapmayacak. Alıştı bize ya. Alışmaz o. Gel, alışmaz mı? Alışmaz o. Gel, Allah Allah. Gel. Evet. Kenancığım gel böyle. Burada bir tane ufaklık var ama tam bir silah gibi, tabanca gibi bir ufaklık var burada. Biz bunu bağlamadık, alışık değil bağlanmaları. Sağda tasma taktık. Ondan biraz çekiniyor. Ha, insan da görmüyor pek. İnsan pek görmüyor. Kaç aylık bu? 9 aylık. 9 aylık. Nasıl bir köpek bu Mustafa abi? Bu çok güzel, yaban içinde güzel. Tam bir orijinal kangal kafası yapısı var. Fizik olarak çok atletik yapılı bir yavru. Çok seri bir köpek benim gördüğüm kadarıyla. Orijinal kangal diye tabir ettiğimiz köpeklere örnek bir köpek. Kenancığım bir zahmet kuyruğunu, duruşunu, bak, köpeğin şöyle güzelliğini bir çekelim. Çok şık bir köpek. Tam sürü bazlı bir köpek. Gerçekten çita gibi bir köpek aslında. Mustafa abi. Evet. Karabaş yavrumuz 9 aylık mı dedin? Evet. Nedir? Özellikleri nedir? Nasıl bir köpektir? Sürüde burada nasıl bir işlevi vardır? Neler yapıyor köpek? Onu bir izleyicilerimizle paylaşalım. Sürüde aynı bir avcı gibi. Mesela gece bir çakal şöyle koku duysun, koyunlar ürksün. Hemen sürüye dönüyor. Nasıl yani? Hayvana ürktüğü zaman sürüye dönüyor her tarafına. Sen dönmüyor musun? Ben dönmüyorum. Sen niye dönmüyorsun da ona dönüyorsun? Ona güveniyorum çünkü o dönüyor, anlıyor. Hemen gidiyor, senden önce gidiyor yani. Benden önce gidiyor. Evet. Benim çok hoşuma giden çok şık bir köpek. Şu andaki duruşu bile hakikaten bir asalet var orada. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor köpek. Sürüye yakışıyor.
Bunu da burada da bir tane domuz kesen bir erkek var. Evet. Bu erkeğin ismi ne? Karabaş. Karabaş. Hepsi Karabaş hep mı? Hep Karabaş takıyoruz bunları. Hepsi Karabaş. Biz Karabaş diyorum ben buna. Büyük. Büyük Karabaş. Evet. Büyük Karabaş, küçük Karabaş. Evet. Peki Karabaş, bu durma. Kaç yaşında Sedat abi? 5. 5 yaşında. Onu nereden almıştın? Nereden gelmişti senin eline? Kendi köpeklerimizden yetiştirdik bunları. Kendi köpeklerimiz. Şeyi nasıl? Yabanisi nasıl? Yabani köpeklerin hepsi yabaniye gidiyor. Hepsi gidiyor. Evet. Gitmeyen yok. Evet. Şimdi şu şeylerden biraz sonra görseller alacağız. Hayvanları şöyle bir koşturabilir miyiz? Yani ıslıkla yönetebiliyor musunuz bunları? Okta. Biraz sonra yönetmeye çalışalım mı? Şimdi mi yönetmeye bakarım çalışalım? He? Deneriz. Bakarım. Giderler mi? Koşarlar mı? Yani bunları kışkırtsan hadi falan yapsan hayvanlar gider mi? Giderler. En güçlüsü hangisi? En güçlü bu. En güçlü. Fizik olarak da iri bir köpek zaten. Bu da çok güçlü de bu yaşlandı. Yaşlanmış o. Yalnız bunun onlarda, abisi bu. Onlarda pire var mı? Yok. Pire bakım yapıyor musun bunlara hiç? Bizim köpeklerde pire olmaz. Neden olmaz? Ben devamlı ilaçlıyım yazın. Dur, bakıyorsun karabaş. Ondan olmaz. İlaçlamalar bile yıkıyorsun. Yaralım benim. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Evet değerli izleyicilerim, Karabaş da çok şık bir köpek. Güçlü bir köpek. O da atletik yapılı bir köpek. Boyu postu da yerinde köpeğin. Tüy kalitesi çok güzel. Kafa yapısı çok güzel. Yani bizim kangal diye tabir edebileceğimiz köpeklerden. Anadolu çoban köpeğine de girmiyor. Köpek daha çok orijinal dediğimiz tarza giren bir köpek. Ayak basarları çok güzel. Aynı o duman ufak 9 aylık duman dişideki gibi. Ayak basarları çok güzel. Kuyruk kıvrımı çok güzel köpeğin. Tüy kalitesi çok güzel. Boyu postu ve fiziki orantısı da çok güzel. Sistem yani sistem dediğimiz anatomik yapısı köpeğin çok güzel. Düzgün bir anatomik yapıya sahip köpek. Atletik bir hayvan. Doğada yetişmiş, arazide yetişmiş bir hayvan. Şık güzel hayvan, maşallahı var bunun da. Sürünün en güzel köpekleri diyeceğim ama en güzel köpeği diyeceğim ama hakikaten o az önceki şuradaki Karabaş o 9 aylık dişi de çok harika. Şu köpeğimiz sen kırma demiştin ama o köpeğimiz o Alaca. O da çok güzel bir köpek. Yani tam sürü bazlı, sürü karakteri olabilecek köpekler. Evet. Şey Oktay, oynar mısın bütün gün onlarla? Bütün gün oynarım. Onlar mı gelip bulaşır sana, sen mi bulaşırsın? Ya ben çağırırım. Onlar da birazcık gelir bulaşır bana. Ver şu mikrofonu da bize, biraz oyna şunla be. Gel Karabaş. Karabaş. Gel. Mustafa abi, çobanın arazideki oyuncağı bu değil mi? Köpekler. He? Arkadaş muhabbet o. Ya köpek çoban iyi olursa o kadar zevkle koyun gidersin. Köpek iyi olmazsa, koyunun peşine gitmezse, tilkiye gitmezse ne yapacağım onu? Ne yapacağım onu da? Köpek de diyor ki çoban iyi olmazsa ne yapayım koyunun peşinde diyor. Niye? Neden koyuna gideyim diyor. Çoban iyi olmazsa diyor yap koyununu da diyor. Çoban iyi ama baksana çoban iyi olmazsa köpek. Oynamaz değil mi? Seviyor demek onu o. Ama arkadaş be, yani hani burada insan yok. Tek başına bütün gün arazide gez vakit geçmez. Onlarla oynayacak, onlarla beraber yanında oturacak. Bir güvendir, bir soluktur, bir nefestir köpek. Bu bir de böyle öyle güzel kangalları olursa daha da güzel olmaz mı? Olur. Süper olur. Evet. Çobanlığın sürünün zevkidir bu. Güzelliğidir biliyor musun? Evet. Süsüdür, gülüdür kangal. Bir sürünün gülüdür. Onun için de güzel köpekler olması lazım ki çoban hakikaten zevk alır. Köpek de zevk alır iyi bir çobandan. Yalnız o şeyi seviyor. Neydi o? Oktay. Oktay'ı seviyor Karabaş. Seni pek sevmiyor galiba. Sen
Ben pek yüz vermem. Neden? Otorite mi yapıyorsun köpeklere? Seviyorum, bakayım çok. Koyuna dediğin zaman ağzına çıkan lafı duyduğu zaman koyun içinde olması lazım. Böyle sopayla taşla kovduktan sonra. Ama yetiştirmenle alakalı. Evet. İyi yetiştirirsen dediğin zaman fırtına gibi gider. Gece sayadan çıksın koyunlar. Koyunlar nereye giderse gitsin. Yani koyunun yanında ayrılmazlar gece. Yabaniden kolluyorlar çok. Sen silah taşıyor mu? Taşıdığım da oluyor, taşımadığım da oluyor. Neden silah taşırsın ki arazide? Köpeklere güveniyorum, pek taşımam. Güvenirsin, taşımazsın. Şeyde ne zaman silah attım dedin sen, deminden söylüyordun. Domuz. Domuza mı attın sen silah? Domuz yardı ya. Domuza silah. Dumana. Kapışmışlar diye. He. Sen bunu tutar. Dumanı mı yerdi domuz? Evet, o duman, şu yatan duman. Akşam böyle orman içinde biz yaklaşamadık, sık çallıktı. He. Köpek bağırınca duman, ben de havaya attım silahı. Yani gözüne böyle gez, domuzu göremedim. Domuzun yerde nereden biliyorum? Domuz akşam işte daha karanlık çökmeden bu arkadaş görmüştü, Oktay. Hadi gene bir ormana girmişti yani. Hadi domuzu gördüydünüz siz. Evet. Evet. Şimdi birazcık bu hayvanları, hayvanlar, koyunlar açıldı. Açılsın. Koyunlar açıldı, köpekler burada. Onlar da çekime geldiler. Yabancı gördü köpekler. Ya Mustafa abi muhabbet bir çoban abimiz. Burada bayağı bir muhabbet ettik, bayağı da bir güldük. Bir de orada bir Mustafa kardeşimiz var. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba Şeref Bey. Nasıl gidiyor çobanlık? Allah'a şükür güzel. Her gün koyun peşindeyiz. Köpeklerle. Kaç köpek var sende? 4 köpeğim var. Senin sürün ayrı galiba. Benim sürüm ayrı. Ne tür köpekler var sende? Kangal. Ben kangaldan başka köpeğe bakmam. Neden abi? Sürünün bence çobanı kangal. Ne yapıyor ki çobanlık yapıyor? Yani hani şimdi şöyle bir şey. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim. Hani ben biliyorum neler yaptıklarını. Anlatıyorum da anlıyorum da ben izleyicilerimize de hani onlar da merak ediyorlar. Bilen var, bilmeyen var. Senin gibi bu işi yaşayan var, yaşamayan var. Dışarıdan sadece merak için takip eden izleyicilerimiz var. Hani nasıl çobanlık, köpek nasıl çobanlık yapar yani? Merak ediyor. Anlatalım. Şöyle işte. Bir şey, köpeği büyütmekle önemli. Ben mesela koyunun peşine gitmem. Ben otururum böyle yüksek bir yere. Köpeklerimi salarım. Köpekler ıslık çaldı mı kendisi çevirir. Koyunun içine git dedim mi kendileri gider. Yani ben pek gezmem. Köpeklerim gezer. Ben insanlardan daha çok köpeklere güveniyorum. Kurt, çakal olsun, kurt olsun, domuz olsun. Hiç korkum yoktur. Salarım yani köpeklerimi. Evet. Koyunlarım yani hiç düşünmem. Koyunlarım köpekler olduğu sürece şey yapmam. Mesela kurt geçen koyun doğum yapmış. Dağda kaldı, köpek gelmedi. 2 gün köpek gelmedi. Sonradan fark ettik koyunun doğum yaptığını. 2 gün sonra gene aynı yere saldım koyunları. 2 gün sonra ormandan çıktı koyun 2 tane kuzusunla beraber. Köpek de arkalarından çıktı. Mustafa bunu harbi mi anlatıyor? Evet. Yoksa bir yerden yok duydun, abi. Televizyondan duydun yok, falan yok, yok, mı anlatıyor? Yok yok, kendimi Mustafa abiye de anlatmıştım. Çünkü neden söylüyorum biliyor musun? Geçen sosyal medyada ve ana haber bültenlerinde de böyle bir haber geçmişti. İşte köpek kuzuyu bırakmadı, sahip çıktı, 2 gün başında bekledi gibi falan. Bunlar... Bir yerde de olmuştu, bir şey de duymuştum ben hemen, ama benim hemen, kendim başıma geldi yani. Hemen hemen her sürüde. Bu çok hani ana haber bültenlerine çıktı, bu çok büyük bir olay gibi, çok spekülatif bir haber gibi çıktı böyle haber bültenlerinde, sosyal medyada. Halbuki bu hemen hemen çobanların %99'unun yaşadığı bir evet. olay. Yani sürüye şimdi gidiyor. Biz bunları anlatıyoruz kendi aralarımızda. Şimdi çobancılığı bilmeyen arkadaşlarımız tabii gülüyor. Köpeğin de ne kadar değerli olduğunu da bilmiyor.
Benim için kangal. Evet. Dediğim gibi bu çobanların %99'unun, sürü sahiplerinin, arazide yaşayan insanların köpekleri iyiyse, güzelse %99'unun yaşadığı bir olay. Hatta çok iyi bir süper kangal olmasına da gerek yok. Bir iyi kangal, iyi bir sürü köpeği, vasat bir sürü köpeği de ırk olarak, tip olarak diyorum. Bu işi yapabiliyor. Malına sahip çıkabiliyor. Kalan hayvanı koruyabiliyor, takip edebiliyor. Çok önemli bir konu değil yani bu, bir sürü sahibi için çok elzem, çok büyütülecek bir olay değil. Bunu bütün sürü sahipleri yaşayabiliyor. Tabii köpeğin kanında varsa Şeref Bey, hepsi de aynı değil. Kimisi bekçi olarak büyütülüyor. Ya o yetiştirilme tarzıyla yetiştirme alakalı tarzı, olarak bir de kanında varsa. Şimdi arazide şu kırda bu hayvan sayada, ağılda, mandırada dediği gibi yaşıyorsa, yani bu hayvan burada doğup burada büyüdüyse senin malına sahip çıkıyor zaten. Evet. Bunu zaten eğer sürüde büyümediyse bir hayvan, sürüyle de beraber harekete çek diye bir şey de yok. Sürüde gidecek diye bir şey de yok. Gitmez de hayvan. Kanında varsa gidiyor. Kanında varsa değil. Ya Mustafa şimdi şöyle, hani ben futbol oynamayı seviyorum. Yani basket oynamayı sevmiyorum arkadaş. Sen de basket oynamayı seviyorsun, futbol oynamayı seviyorsun. Bu kanla alakalı değil, zevkle i̇şte alakalı. Ama. Şimdi yani hayvan şöyle söyleyeyim. İçinde varsa, meraklıysa yapar onu. Evet. Köpeğin orijinalitesiyle, ırkıyla çok alakalı değil diyorum. İçinde varsa o sevgi, o sahiplenme, sadakat, itaat senin malını koruyor, yapar. Bu çok süper bir kangal olur. Irk özellikleri bakımından evet. O işi yapmaz. Sürü görmemiştir veyahut da sürüye de gitmez. Kimisi gider, kimisi gitmez. Hepsi gidecek diye bir şey yok. Evet. Kimisi şartlanıyor. O kokuyu, o doğayı hoşlanıyor. Sonradan da olsa gidebiliyor. Kimisi hiç bakmıyor bile eğer orada yetişmediyse gibi. Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru da geliyoruz yavaş yavaş. Takribi 7-8 dakikalık bir bölümümüz kaldı. Şimdi Oktay. Efendim. Bize biraz atraksiyon yapabilir miyiz ya? Yani şu köpekleri bir koşturabilir miyiz? Bir hareketlendirebilir miyiz? Veya yürüyelim mi o tarafa doğru? Kenancığım gidelim mi köpeklerin yana doğru? Hadi gidelim, hem sohbet edelim, hem gidelim abi, öyle. Köpekler mesela görevi paylaşmış. Ver mikrofonu alsana Mustafa. Mesela Şeref abim, bak şimdi köpekler görevi paylaşmış. Şimdi merada... kameraman arkadaşım orayı gösteremiyor tabii ki. Evet. Ama sen anlat, söyle. Biz onu diğer görsellerde yayınlarız. Mesela bu otlak yerin iki tane girişi var. Bir girişi, bir çıkışı var. Bir köpeğimiz girişte duruyor. Sürüye 200 metre falan uzaklıkta. Bir köpeğimiz de çıkışta duruyor. 200 metre falan uzaklıkta. Yani köpekler kendi aralarında. Şu an burada 8 tane mi? 8 tane köpeğimiz olması lazım. Kendi aralarında görevlerini paylaşmış. Şimdi 3 tanesi burada duruyor. Şimdi bak, hakikaten bak sürü orada Mustafa. Evet. Köpeğin birisi çok açıkta tepede. Evet. Şu an bütün tehlikeyi o görüyor. Evet, bütün tepe noktada hakim, arkaya da, öne de, sağa da, sola da, her yere hakim şu anda. Diğeri öbür başta tepede. O daha çok yakın ama. O daha yakın. Yani uzaktan gelecek bir tehlikeyi o şey yapacak, öteki de ona yardıma gelecek, karşılayacak. Diğer o ufaklık 9 aylık, onu göremedim ben herhalde. Burada yatıyor. Ha, burada mı? Kardeş! Nerede o 9 aylık? Kızım. O niye buralarda kaldı? O buralarda şimdi göndersek o da gidecek. Ama biz göndermiyoruz. Çekimimiz güzel olsun diye. Güzel bir şey bırakalım diye. Ha, şu köpeğimiz an çekime burada. Mi katılıyor köpeğimiz? Evet. Evet. Size özel olsun Şeref Bey. Evet. Peki, teşekkür ederiz biz de. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Evet arkadaşlar. Bugün değişik bir sohbet oldu. Bozkır gibi oldu. Sanki Bozkır'daymış gibi. Halbuki Yalova'dayız ha. Altı üstü. Yani bir Sivas, bir Eskişehir, bir Anadolu da değiliz. Ama hakikaten o his var burada. Hava da çok soğuk. Keskin derecede ısırıyor ciddi anlamda.
kış artık ciddi anlamda geldi. Keskin derecede ısırıyor. Ben bugün şapkayla sizin karşınıza çıktım. Kusura bakmayın. Yoksa şu ana kadar 40 dakika boyunca bu soğuğa dayanacak güçte değildim. Hakikaten ciddi anlamda ısırıyordu. Delikanlı şey Mustafa abi. Ondan zaten yaşlanmamış hiç. Yaşı 51'miş. Değil mi? 51 olmasına rağmen hakikaten çok genç gösteriyor. Ve dünya umurunda olmayan bir abimiz. Oradan da zaten bir 5-10 sene kazanmış anladığım kadarıyla. Niye siz de genç duruyorsunuz? Öyle mi? Evet. Benim de dünya umurumda değil. Evet, tanıdığım kadar öyle olmaması lazım. Yaş bizim 48. Ben çok yoğun bir tempoda çalıştım son 15 yılımı. O beni çok yıprattı hakikaten. Bu kangal köpekleriyle alakalı üretim ve onların istihdamı ciddi sorumluluk gerektiren bir olay. Üretim çok başlı başına zor bir olay. Ben bunu her programımda da söylüyorum ama ağlanmak gibi olarak algılamayın. Kangal üretmek, yetiştirmek, onların hizmetini yapmak, kaliteyi sağlamak, kaliteli hizmet vermek, insanlara kaliteli sunum yapmak kolay bir iş değil. Eğer bunu ciddi anlamda düşünüyorsan, ciddi anlamda insanlara kaliteli hizmet vermek istiyorsan, kimsenin ahının sende kalmasını istemiyorsan, iyi anılmak istiyorsan, iyi hizmet vermek zorundasın. Bunun da bir bedeli var. O da çalışmak ve özveri. O da insanı yıpratıyor tabii. Gece gündüz bu iş beni 14 yıl oldu. 14-15 yıl ciddi anlamda yıprattı. Allah sağlık sıhhat versin. Bugünümüze abi, şükürler olsun. Evet. Değil mi Mustafa abi? Mustafa abi bana az önce bir şey söyledi. Arkadan da ne dedin? Sağlık önemli dedi. Gerisini boş ver dedi. Ben onun üstüne Mustafa abiyi kırmayacağım. Köpeğini çiftleştireceğim. Benden köpeğini çiftleştirmek istedi buradaki dişisini. Ben de ona bir espri yaptım. O da sağlık önemli dedi. Gerisi önemli değil dedi. Ben dedim ki Mustafa abi senin köpeğini 5 sefer çiftleştireceğim senin bu lafının üstüne. Evet. İstediğin zaman getirebilirsin. İstediğin köpekle çiftleştirebilirsin. Sadece köpeğini bana getirmeden önce senden ricam veteriner hekim arkadaşa, bu işten anlayan bir uzman veteriner hekim arkadaşa Bursa'da bizim veteriner hekimimiz var. Sorumlu veteriner hekimimiz. Bursa'daki kliniğe gidersin. Köpeğinin bir muayenesini yaptırırsın. Ondan sonra getirirsin. Biz de köpeğinizi çiftliğimizde çiftleştirmeye yardımcı oluruz. Niçin muayene istiyorum? Senin köpeğinde, dişi köpeğinde bir sıkıntı, rahatsızlık varsa bizim erkeklere geçer. Erkeklerden sonra diğer, o erkekle birlikte diğer dişi köpeklerimize geçer. Ve bunlar üreme sorunları yaşatan hastalıklardır. Köpeklerin üremelerini engeller. Onun için bir muayene, basit bir 2 dakikalık muayene yapar veteriner hekim arkadaş. Ondan sonra getirirsin. İstediğin köpekle bizim çiftliğimizde çiftleştiririz. Bu da benden sana söz olsun burada. Evet değerli izleyicilerim. Bugün Yalova'daydık. Bozkır'daydık. Soğuk bir havadaydık. Doğadaydık. Sizlerle birlikte olduk. Mustafa abiye katılımından dolayı teşekkür ederim. Hoş sohbeti var, neşeli bir abi. Mustafa kardeşimin katılımından dolayı ona teşekkür ederim. Bir de genç kardeşimiz, delikanlı kardeşimiz Oktay var. Oktay'a da teşekkür ederiz. Buradan onlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Sizlere de huzur ve mutluluk diliyoruz izleyicilerimize. Biz doğadayız. Siz de doğaya çıkın. Hep şehirlerde kalmayın. Doğa çok güzel. Yeni bir Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle bugün buradan sizlere hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkta kalın, sıhhatte kalın, Çiftçi TV'de kalın.